hattımızda. Lübeer, iyi geceler. İyi geceler. Tekrar. İnan uykudan uyandım şimdi. Peki, öncelikle neden bağlandığın konusunda haberim yok. Sözü sana bırakayım. Editörleriniz aradılar beni. Baransu yine saçma saçma konuşuyormuş. O yüzden cevap vermek ister misin dediler. Ben de dedim evet verelim bakalım ne dediyse. Önce bir aktarırsanız bana ne söylediğini cevabını verelim. Özellikle Emenike haberinin senden kaynaklandığını, isminin Hacer olduğunu, sonradan ismini değiştirdiğini ama bu Emenike'nin haberinin devamını getiremediğini söyledi. Tahmin ediyorum konu budur. Doğru mu Mehmet Bakın Baransu, şu bunu mu söyledin? oradaki herkese iyi akşamlar diliyorum. İzleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Bu kadar abuk sabuk bir meseleyle zamanlarını alacağım için baştan özür diliyorum herkesten. Bakın Mehmet Baransu gazeteci falan değildir. O yüzden şu anda ne amaçla bunu yapıyor onu da biliyoruz. Bütün varoluşunu bir kara propaganda sürecine borçlu. Şu Ermenikon'dan Emenike'nin para önce sayma görüntülerini bana adını bile gösterebilir misin? Böyle bir lafımı. Öyle gazeteci sen falan gibi biz seni de biliriz. Biz seni Sen de bir biliriz. susar mısın? Lübeer, biz Sen seni sus. biliriz. O konuğa Biz saygı seni yok. Ya bir biliriz. şey Bir dakika, söyleyeceğim. Bu bir şekilde dakika. hiçbir şekilde Konuğa saygı anlaşamayız. yok. Bir Hayır dakika. abi böyle bir İzin şey. verin Bir bana. dakika, konuğa Emenike saygı bir yok. numara Bana sustur. sayma görüntüsü Şu Twitter'da yaratığı yazdın, bir yazdın, sustur. yazdın, yazdın. Göster bakayım bana bir. Göster. Ya sen nereden üstüne alındın? Kapa çeneni. Sende Göster kaç konuşan kez mı var? yazdın? Kaç Bir kez dakika. yazdın? Göster bakayım. Ben mi yazdım? Evet, sen Twitter'dan çok yazdın ta 2 sene önce bilmem ne Ne önce. yazdım? Emenike'nin para sayma görüntüsünü benim söyledim. Bir göster bakayım ya. Göster. Göster, Ya öyle ben atıp tutmayla bu olmuyor bu işler. Ekrem Açık ile yazdım ben bunu. Sen nereden çıkartıyorsun? Sen Senin abuk sabuk bir Ekrem'i bırak. siyasan var. Bu Ekrem'i onlardan bırak. biri Bana değil. yazdın. Bana onu geçeceksin. Kaldı ki Ekrem Açıkel'in videosu da orada. Ekrem Açıkel'de Kanal D'de çalışan arkadaş şöyle bir şey söylemedi. Milliyet Gazetesi'nde, eski çalıştığın gazetende. Eski çalıştığın gazete yazdı onu. Hadi Ben konuşun senin bakalım. Emenike'nin para sayma görüntülerini sen yazdın demedim. Bunu yazan Ekrem Açıkel'dir. Bunu da herkes Ekrem biliyor. Açıkel yazmadı. Ekrem Açıkel de söyledi dedin. Kanalda Ekrem Açıkel de Söyledi. videoyu koydu. Söyledi. Videoda da öyle bir şey söylemiyor Ekrem Açıkel. Videoda ortada dolaşıyor. Ya bir tek Atın isim atın anmıyor. tutsun. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Kes sesini. Herkes senin ne olduğunu biliyor. Sen gazeteci de değilsin, Sen adam da değilsin. keseceksin sesini. Böyle yalan Yaptığının iftira bedelini atmayacaksınız. Saygılı. Tamam. Yaptığının bedelini Lübeyer, Mehmet ödeyeceksin. Hadi Baransu, artık çok özür dilerim. falan Çok diyemezsin. sesleri Kapa alabilir miyiz çeneni. lütfen? Falan oldu Sesleri diyemezsin alabilir ya. miyiz lütfen? Bana Niye gelin. durdun ya? Sizden rica ediyorum. Evet, Bu atın dersin tartışma sizin ya. olacaksa Konuğa saygı lütfen yok. rica ediyorum. Kimse kesilsin Herkes diyemez birbirine ya. saygılı. Hiç Herkes kimse birbirine saygı diyemez ya. göstersin. Niye? Lübeyer, rica ediyorum. Mehmet Baransu, rica ediyorum. Bakın Buyurun. Sabri ben rica Buyurun. ediyorum. Benim yokluğumda konuştu. Şimdi çenesini kapatacak ve beni Sen dinleyecek. çeneni Ben kapatacaksın. sizden Sen de hakkında ifadenizi dikkat etmenizi ileri geri rica ediyorum. konuşmaya gerek Lütfen. yok. Bir dakika. Bir dakika. İsim Kanal değişikliği falan D'de, yani. Lütfen Kanal D'de öyle bir konuşun zaten. görüntü Ben lütfen konuşmasına konuşuyorum. izin verin. Bir dakika ya. Karşılıklı Susuyorum ya. konuşmayın. Ya Mehmet Bir neden konuşuyorsunuz susuyorum ya? ya. Şunu, Ama lütfen. susturun şunu. Bir lütfen konuşsun, bitirsin ya. Tahir, bana Tahir Kıran ağzıyla konuşma. Tahir Kıran ağzıyla Bana Tahir konuşmuyorum. Kıran Biz Tahir Kıran... ağzıyla konuşma. Hayır ya İsim geçin. değil. Tahir Sen Kıran ağzıyla neyi konuşmuyorum. suçluyorsun ya? İsim değişikliği nasıl bir suçlama söyler Hiç misin öyle bir bana? suçlama Sen sana yapmadım. nasıl İsmini bile suçlamamı kullanmıyorum. Ben göstereyim? senin ismini Kro. kullanmıyorum ya. İsmini Krosun kullanmıyorum. sen. Sen bir kro. Hem yalancısın hem Ya Kuro, krosun. sen ismini Bunu bile bana kullanmıyorum söyleyeceksin? ya. İsmini bile kullanmadım ben senin. Ki ismini de kullanmadım bu programda. Bir şey İsim bile söyleyeceğim. vermedim Bir ben dakika. ya. İsim Mehmet, kullanmıyorum bile seninle ilgili. senin süren doldu. Seni kullandılar Ha, ve senin doğru süren diyorsun. doldu. Doğru diyorsun. Ha, Bittin sen, senin tamam mı? süren başladı da Sen süren başladı, Ergenekon'la söyle birlikte bakayım. kullanıldığın mendil Aha. gibi attılar seni. Ah Evet, bu kadar canım. işte. Tabii. Bir kere bak, Şu bir para şey sayma söyleyeceğim görüntüsüne sana. gelelim. Para sayma görüntüsüne. Para, bir sen Ekrem şunu bak. Açıkel'in öyle bir ifadesini söyler misin bana? Video Sen ortada. bana Google'a gir, Google'da da görürsün bir videoyu. dakika ya, ben buraya niye bağlandım? Bana dediler ki Mehmet Baransu denen yaratık Ben senin yaratık için. sensin. Senin Lübeyer. için Lübe, kapa lütfen çeneni. rica ediyorum. Sabri rica ediyorum. Ama Bana ifadenize aylarca ben de Azize rica yazdı ediyorum. Twitter'da. Bu... Bana bak. Aylarca bana Azize yazdı. Aylarca. Neye istinaden? Neye istinaden? Önce özür dilesin. Niye özür dileyeceğim? Aziz Yıldırım'ı sevmek. Ben burada Büyükşah Kencer'i de söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın savunucususunun. Basın Azize ne danışması, demek ya? basın danışmanısın. Sen önce bana Azize dediğin için özür dile. Ben Niye seni adam yerine dileyeceğim koyayım ya? ondan Aziz sonra. Yıldırım'ı o kadar çok savundun ki, Şike'yi o kadar çok savundun ki. Yok ya. Çünkü Öyle mi algılanıyor oradan? yitiktin, yok olmuştun, piyasada O yoktun. zaman biz sana ne Fenerbahçe diyelim? Şike çıktı da bir piyasaya gireyim de bir ismin bilmem ne duyulsun diye yaptın. Bu kadar basit. Baransu, ben sana Fethiye mi Lübey diyeceğim Ayar, o seni zaman? tanırız. Fethullah Gülen'i Hepimiz seviyorsun birbirimizi diye. tanırız. Ben sana Adliyeden Fethiye mi tanırız biz diyeceğim bundan birbirimizi. sonra? Lübey Ayar, adliyeden tanırız biz birbirimizi.
Ben seni hiçbir yerden tanımıyorum. Ergenekon'un ne adını gördüm ne yüzünü duydum senin. Sen bir propaganda yaratıyorsun. Başka hiçbir şey değilsin. Adını da duymadım, yüzünü de görmedim. Gazeteci de değilsin. Ne olduğunu da zaman gösterecek. Biraz gazete okusaydın görürdün. Biraz gazete okusaydın 99, 2000, 2001 görürdün. Hürriyet gazetesinde benimle yapılmış röportajları görürdün. 99, 2000. Vah vah. Ne olarak yaptılar seninle röportajları? Biraz girersen görürsün. Ah canım benim. Bir şey söyleyeceğim sana. Onu geç de. Eğer benim derdim şikeden popülerlik kazanmak yok bilmem ne olsa şu an oturduğun yerde ben oturuyor olurdum. Sor Büşah Gencer'e. O program için bana teklif edildi. Kabul ettin mi? Hayır. Beyaz TV kabul etti. Ettin mi? Hayır. Kanal Türk ona da hayır. Benim derdim popülerlik falan değil. Senin mensubu olduğun o ve şu anda yargılanan o örgütün yaptığı haltları anlattım ve sustum. O kadar. Hiç bundan ne bir rantım ne şöhret gelin beklenti olmadı. Hiçbir şey anlatmadın Lubeya. Lubeya hiçbir şey anlatmadın. Şike'yi savundun sadece. Şike yok dedim. Düşak Gencer ne anlatıyorsa sen de aynısını anlattın. Şike kimdir biliyor musun? Şike'yi yapan kim biliyor musun? Senin o bayıldığın cemaattir Şike'yi yapan. Anladın mı? Tamam. Ve ona çanak tutan iktidardır Şike'yi yapanlar. Bir adil bir yargılama yapılmamıştır. Fenerbahçe linç edilmiştir daha ilk günden sen ve senin gibiler tarafından. Fenerbahçeliler de buna isyan etmiştir. Ve ben bir gazeteci olarak senin cemaatinin o adliyelerde neler çevirdiğini ilk günden beri bilen, Ayar, gören Lube bir Ayar. Gazeteci olarak daha Şike'nin ilk günü çıktın yaptım. Savundun ya. Üstüme ilk gün daha yargılamayı yaptım. Bırak. Soruşturma başladığı gün ekranlara çıktın savundun sen ya. Sen kime kimi anlatıyorsun? Neyi anlatıyorsun ya? Yahu sen ya çıktın gün suçlamaya başladın. Ya biz beraber programa çıktık. Kanal A'da programa çıktık. O gün başladın savunmaya. O evet, gün neyi karşındaki savundum? Gazeteci neyi şaşırdı. Neyi savundum sana, neyi? Bak. Ulan bak, sus neyi savundum onu söyle neyi savundum. Şey ben bu sorgulamanın bak, adil Erdoğan, olmadığını bir söyledim. Dakika, bir dakika, Erdoğan Aktaş. Bir dakika hayır bırak Erdoğan şimdi Erdoğan Aktaş sana şunu söyledi. Ya dakika, sen gazeteci misin bir şey taraftar mısın dedi ya. Bak bir şey Erdoğan soracağım. Aktaş. Sana program bir dakika, bir dakika, şey, bir dakika, bir dakika. Dedi ya. Bak, sen bir sus. Evet, hangi sana. Erdoğan Aktaş söyledi bunu bana? Erdoğan Aktaş gitti Beşiktaş TV'de Lube çalıştı. Kardeşim, ben çalıştım mı? Lube bir dakika. Bana da beraber Lube. Programa katılmış. Lube bir dakika müsaade eder misin? Sabri. Lube. Rica ediyorum bakın. Bir dakika ne olur. Hiç adil değil. Ben telefondayım o orada bağırıyor. Rica ediyorum. Lube Ayar. Lube Ayar. Hangi Ayar? Lube dinler misin? Lube Büşah Gencer konuşuyor. Bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş sana bir şey soracağım. Bir dakika Lube bir şey soracağım. Ya sana değil Lübeciğim yani arkadaşa soracağım. Bir dinlersen iyi olur sen de bu arada. Şimdi bir şey soracağım. Ya sen Fenerbahçe'yi savunan adam anladın mı? Şey mi oluyor? Efendime söyleyeyim Türk düşmanı falan mı oluyor? Alakası, bu memleketin düşmanı mı oluyor? Fenerbahçe'yi savunmak Lübe Ayar'a, Büyüşak Gencer'e. Sen kimsin ki ya? Sen niye? Nasıl böyle bir ya şey Fenerbahçe konuşabilirsin? Sen nasıl böyle bir şey konuşabilirsin? Şike'yi savunmak başka bir şey. Siz ne Şike'yi savunuyorsunuz ya. Ne Şike'si? Şike'yi savunuyorsunuz Şike, ya. Şike sizsiniz. Şike yok diyorsunuz Şike, ya. Şike sizsiniz. Şike'nin Allah'ı sizsiniz. Allah'ı. Haşa tövbe yarabbim. Ne Şike'sinden var? Kadıncağız çıkıyor orada diyorsun ki daha ilk günden Şike için bir savundu. Ya tabii ben bak savunacak. Basit bir şey söylüyorum. Kadıncağız Fenerbahçeli. Fenerbahçeli olarak çıkıyor. Ya bu kadına, bu Lübe Ayar'a Beşiktaşlı demediniz mi? Buna bu kızcağıza 50 tane şeylik çamur atmaya kalkmadınız mı? Kim attı kim ya? Kim unutuyor kim bunları? Kim attı hepiniz, ya? Hepiniz. Maile, ya. Siz attınız. Rızvan'la beraber geziyor demediniz mi? Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Ha, Aziz Yıldırım'a dediği doğru. Aziziye diye 50 tane entrika yapmadınız mı? İlk kez duyuyorum. Doğru konuşuyorsunuz. İlk kez duyuyorum. Rıdvan bilmem Beşiktaş lafları. Savundu diye. Savununca böyle oluyor değil mi? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Bu kadar Fenerbahçe düşmanlığı. Hayatımda Büşah Bey'e ben bir şey soracağım. Buyurun. Lütfen şunu söyler misiniz? Bana bir program teklifinde bulundu mu bulunmadı mı ve ben ne söyledim kendisine? Anlatabilir mi lütfen kısaca? Bulundum kardeşim bulundum. Seninle hatta Etiler'de buluştuk. Bir evet. Çay içtik beraber. Ben ne dedim Büşah Bey? Ben ne dedim Büşah Bey? O ya Mehmet işte, Bey bunu söyler misiniz ya lütfen? Saygıdeğer Mehmet ben o dönemde katılmayacağını söyledin. Böyle bir şeye girmek istemediğini, bazı tekliflerin de olduğunu ama girmek istemediğini söyledin. Hatta bir iki gün düşüneceğim dedim. Sonra baban izin vermedi dedin falan. Bir sürü şeyler söyledin. Biliyorum onların önemli değil. Ya önemli olan o değil. Ya senin kabul etmen veya etmemen, alakası var ya? Etmemen önemli değil. Burada önemli olan şu. Fenerbahçe'yi savunan insana atılan çamur, edilen hakaretler. Ben ona takılıyorum. Yoksa kimseye hakaret etmedim ben. Hakaret ediyorsun sen. Aziz Yıldırım hakaret değildir. Aziz Yıldırım Fenerbahçe kulübünün başkanıdır. Hacı Efendi. Ne yapayım? Bırak bu işi. Ne yapayım? Bırak bu işleri. Başkansa başkan ne yapayım? Fenerbahçe kulübünün başkanıdır. Ne yapayım? Seçilmiş başkanıdır. Önünde saygılı olacaksın. Önünde seçilmiş. Delikanlı olacaksın onun karşısında. Bak sen. Onun gibi bir duruşu olan bir adam bulamazsın Türkiye'de. Valla Şike ismi karışmış. Ceza almış birizine. Burası şey ben değil. Saygı gösteremem. Kusura İzin verirseniz. İzin verin. Lübe Ayar. Ben çok basit bir şey söyleyeyim. Lübe Ayar konuğumuz. Lübe Ayar
Lütfen birkaç cümlede toparlarsan ben sevineceğim. Buyurun. Sevgili Sabri Ugan, ben gerçekten kendisinin ne yazısını okudum ne programını dinledim bugüne kadar. Hiç bir kez canlı yayına katıldık. Erdoğan Aktaş'la programına katıldık. Doğrudur. Ve ben ilk günden itibaren bu operasyona muhalif bir tavrım oldu. Doğrudur. Bu şikeyi savunmak gibi saçma sapan bir cümleyle özetlenemez. Ben bu davanın ilk günden itibaren bir kara propagandayla çok çirkin bir şekilde bir linç operasyonuna dönüştürülerek Fenerbahçe'yi cezalandırmak adına bir şeyler döndüğünü daha ilk günden gördüğüm için kimseyi savunmuş ya da kimseye aşık ya da kimseyi seviyor ya da hiçbir kulüple bir bağım var anlamına gelmez. Ben gençliğim benim adliyelerde geçti. Orada neler döndüğünü ilk günden beri fark ettiysem bu sadece bir farkındalık ortaya koymaktır. Ben o tavrımdan dolayı en küçük bir maddi menfaat ya da hiç kimseye bir adım gereğinden fazla yaklaşmış değilim. Tek bir televizyon programını kabul etmedim. Çeşitli bahaneler sundum. Ailem üzülmemi istemiyor vesaire vesaire. Kabul etmedim. 3 yıl oldu. Bakın ben operasyon başladığında ben işsizdim. Operasyon bitti. Ben hala işsizim. Spor yazmak istemediğimi, bu konuda bir gelir beklentisi içinde olduğumu ya da tavrım nedeniyle bir karşılık beklediğimi insanlar düşünmesinler istedim. Kimsenin de umurumda değil bu ama benim tavrım bu. Beyefendi bu tavırdan anlamaz. Anlamaz. Onu beklemiyorum anlamasını zaten. Neyse, o bana sizlerden nasıl gönderdiğini biliyorum. Girmeyeyim o mevzulara. Tamam. Alever'in seni nasıl Alever'den sonra onlara girmeyelim. Nasıl gazeteci olduğunu biliyor her şey. Şahsi değil. Bir dakika. Söylüyor. Bir dakika. Ne alakası var abi? Bir dakika. Tamam. Hiçbir şey yapmayıp daha sonra şey nasıl gönderdiğini biliyorum. Lube Ayar cevap hakkında olmuş. Hiçbir haber falan yapmayıp nasıl gönderdiğini lütfen. Sakin lütfen. Müdürle rica çalıştık. Rica ediyorum. Ne diyor? Rica ediyorum. Ne dedi anlamadım. Ben Alever'i tanımıyorum. Hayatımda bir kez bana tarafta çalışmam için teklifte bulundu telefonda. Ve ben de Fatih Altaylı'ya sözüm var. Üzgünüm, kabul edemem bunu dedim, o kadar. Bir daha da yüzünü daha görmüş değilim. Ne kastettiğini şimdi açıklar mısın? Ya onu mu onu baş. Şu Ekrem Açıkel'in, Emelike'nin para sayma görüntüleri var dediğin şeyi bir göstersene ne olur. Bir şeyi açar mısın bir lütfen? Bir göstersene ne? Bana. Göstersene ne olur. Emelike'nin para sayma var görüntüleri bir Ekrem Açıkel'in. Hani ben zaten Mehmet, geçtim de yok Mehmet, öyle bir şey. Evet, fıtratına uygun davranıyorsun anlıyorum ama az önce bahsettiğin konuya gir lütfen. Ne dedin? Neyle ilgili ne dedim? Anlamadım. Alever'le ilgili hayır, ne dedin? Stara gidip hiçbir şey. Şimdi gazeteciyim çok iyi bilmem ne diyorsun ya. Stara gidip hiçbir şey yapmayıp sonradan nasıl gönderildiğini biliyor. Herkes biliyor. Ne yaptın? Hiçbir şey. Özel haber Stardan şunu neden gönderildiğimi ne dinlemek ister hiçbir misin? Şey. Stardan neden gönderildiğimi bir dinlemek istiyorsun? Şey. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Çünkü sürekli Ümraniye'deki el bombalarıyla ilgili haber yapmamı istiyorlardı ısrarla. Ya. Yeni transfer olduğum bir gazetede bir sürü haber kaynağım varken, bir sürü özel haberim varken hiçbiri yayınlanmıyordu. Ve benden sadece Ümraniye'deki el bombalarıyla ilgili haber yapmamı istiyorlardı. Peki. Anladın mı şimdi? Lube yani Ayar. Benim bir Mehmet Barans olmamı istiyorlardı. Onların bak Mehmet sen. Barans olsun. Ya. Bak sen. Yapamadın. Ya. Lube Ayar. Neyse onu başla. Sen şimdi evet. Emelike'nin para sayma görüntülerini bir gösterdin. Onları ifade edemezdim evet. Emelike'nin para sayma görüntülerini bir göster de ne olur. Bak gazeteciliği bırakacağım. Tartışmaya noktaya koyun. Lube Ayar, Emelike ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Tabii ki var. Emelike'nin para sayma görüntüleri %100 bir somut bir gerçektir. Bunu yapanlar CNN Türk ekranlarında, Twitter'da, orada burada 3-5 kişinin bombardıman şeklinde Emelike'nin para sayma görüntüleri var yazdılar. Ben tüm iddialar gibi buna da gülerek geçtim. Ve hakikaten samimiyetle söylüyorum o yanınızdaki kişi ne kastediyor hiçbir fikrim yok. Ama birkaç kez Twitter'da bu iddiayı benim gündeme getirdiğim gibi zavallı bir iddiada bulundu. Sen kendin yazdın ya. Ekrem Açıkel diyorsa göster bana diyorum ya. Videoyu biz hep beraber izledik. Ya, Ekrem'in canlı yayını bu çok gündeme geldi. İkiniz de yanlış biliyorsunuz. Onu gösterseniz. İkiniz de yanlış biliyorsunuz. Ya bir dakika ikiniz de yanlış biliyorsunuz. Ekrem'in canlı yayınını gözlerimle izledim yani. Bunu ilk yazan Emre Bol'dur. Emre Bol. Ben bilmem. Hanımefendinin Emre Bol'dur bunu biliyorum. Yazan. Bir bakın. Hayır yanlış biliyorsunuz. Emre Bol da değil. Siz de yanlış biliyorsunuz. Milliyet Emre Gazetesi Bol ilk yazdı bunu. Ben ilk yazan Milliyet Gazetesi. Operasyonu bir iki gün sonra yazdı. Neyse canım ortada bir şey yok. Konuşuyorlar işte. Bunlar sen bol konuşuyorsun. Konuşuyorlar. Sen gündeme getirdin. Konuşuyorlar. Hayır, bol bol konuşuyorlar. Ben neyi Büşan, gündeme getirdim? Ben mi dedim ki Emelike'nin şike görüntüleri var diye şike parası sayarken? Hayır ben Büşah Kencer'e söyledim. Büşah Kencer'e söyledim. Lube Ayar. Yani. Ben Büşah'a şimdi söyledim. Sen bu her programda çıkıp düt ötüyorsun devamlı. Yok böyle var, yok şöyle var, yok bu var. Para sayma makinelerini ben mi yaptım? Lube Ayar bu geç saatte bağlandığın için çok teşekkür ederim. Sevgili Sabri Ugan iki kelime edip kapatacağım. Gerçekten tamam. Bak yataktan kalktım. Hı-hı. Sevgili Devrim Tosun abi aradığı için uyandım uykumdan uyandım da konuşuyorum.
rica ediyorum. Bu provokatörleri artık bu ülkede ciddiye almayın. Şu adamları ekranlara çıkartmayın. Bunlar gazeteci falan değil. Tamam mı? Ne olduğunda günler gösterecek. Önümüzdeki günler gösterecek. Ben 3 yıl daha evde otururum. Hiç sorun değil yani. Başka işte yaparım. O da sorun değil. Ama siz de bunlara adam muamelesi yapmayın. Gazeteci muamelesi yapmayın. İyi akşamlar. Peki. Teşekkür ederim.